her Müslümanın olmazsa olmazları olması lazım. Nasıl amca? Müslüman başıboş değildir. Allah-u Teala Hazretleri insanı sıradan yaratmamıştır. O yüzden insanoğlu gevşek olmayacak. Müslüman gevşek olmayacak. Bir Müslümanın, her Müslümanın olmazsa olmazları olması lazım. Hele şu ahir zamanda o olmazsa olmazlarımızı efendime söyleyeyim çok kuvvetlendirmemiz lazım. Olmazsa olmazlarımız nedir? Mesela şöyle söyleyeyim. İbadetleri, itaatlarımızı düzenli bir şekilde yapmak. İlimden asla ve kat'a ayrılmamak. Mesela şu ahir zamanda bir Müslümanın olmazsa olmazlarından bir tanesi şu olması lazım. Her hafta mutlaka en az bir kere sohbete gitmem lazım. Ne için? İnsanın kalbi yumuşuyor. Efendime söyleyeyim, günahlara bile insanın bakış açısı değişiyor. Bir medrese kokusu aldığı zaman da, ilim meclisine iştirak ettiği zaman da, sohbete katıldığı zaman da günahlara bile insanın bakış açısı değişiyor. Bir soğukluk geliyor. Evet, başka olmazsa olmazlar nelerdir? Mesela bak geçen Mahmud Efendi Hazretleri'nin kitabında okuyorum. Mahmud Efendi Hazretleri diyor ki günde düzenli olarak her gün 100 ayeti kerime okuyan Müslüman kesinlikle diyor münafıklardan yazılmaz. Allah-u Teala Hazretleri onu münafıklardan yazmaz diyor. Her gün 100 ayeti kerime Kur'an-ı Kerim'den. Bakın mesela bu da bir Müslümanın olmazsa olmazlarından biri olması lazım mesela. Başka ne olabilir mesela? 5 vakit namazım var. Evde kılsan kabul olur mu? Olur. Ama ben camiye gitmem lazım. Camide namaz kılmak da Peygamber Efendimiz'in sünnet-i müekkedesidir. Sünnet-i müekkede. Hayatı boyunca terk etmemiş Peygamber Efendimiz. Hayatı boyunca terk etmemiş. Resulullah Efendimiz terk etmediği için benim de terk etmem uygun olmaz. Ne yapmam lazım? Camide cemaatle beraber kılıp Allah-u Teala Hazretleri'nin rahmetine gark olacağız Allah'ın izniyle. Mevla'nın rızasına kavuşacağız. Yani olmazsa olmazları bu şekilde çoğaltabiliriz. Başka mesela Risale-i Kutsiye'de bugün gözüme çarptı. Bu da mesela Müslümanın olmazsa olmazları arasına dahil edilebilir mesela. Ahir zamandayız. Ahir zamandayız. Kamil Müslüman yok denecek kadar az bu zamanda. Kamil Müslüman. İmanını kemale erdirmiş. Mürşid-i Kamil zaten hepsi vefat etti. Ahirete gitti. Büyük Allah dostları. Yusuf-ül Hemadani Hazretleri diyor ki şöyle buyurur. Bir şeyhin sohbetinden, bir Allah dostu evliya ulemanın sohbetinden mahrum olan müridin, talebelerin her gün bu taifenin evliya ulema taifesinin diyor sohbetlerinden, sözlerinden 8 varak. 8 varak dedi şöyle önlü arkalı bir sayfa. 8 varak 16 sayfa yapıyor. 16 sayfa aleykümselam. Her gün diyor evliyanın, ulemanın sohbetinden, onların kitaplarından 16 sayfa okuması lazım. Bu evliyanın, ulemanın sohbetlerini günde 16 sayfa, 8 varak 16 sayfa okuyan kişinin İslam'ı yaşaması kolaylaşır. Mutlak surette söylüyorum ona. Camiye gitmek o adama ağır gelmez, abdest almak ağır gelmez, namaz kılmak ağır gelmez. Günahlardan kaçmak kolay gelir, günahlar o adama çirkin gelir. Mevla Teala Hazretleri hepimize becerttirsin inşallah.